Buraya kadar anlattığımız forex hikayelerinden insanların kafasında şu doğmuş olabilir ki haklılar. Adam diyor ki 100 bin doları cebimdeki nakitle gidip almak yerine 100 bin dolar almış gibi çok daha küçük bir miktar teminatla forex'te pozisyon açabilirim bunun yerine. Ne bir yere gitmiş olurum, ne o kadar parayı taşımış olurum, ne bankaya koyma zahmeti var. Daha güzeli fiziksel parayı alması da zor, satması da zor. Alış satışta müthiş bir kaybı olacak. Forex'te bu işlemi yaparken o döviz bürosunda ya da bankada alışla satış arasında korkunç bir fark var ya. Forex'te o fark minimal düzeyde. Yani neredeyse yok gibi. Adam diyor ki bu spreadle, buna spread deniyor bu arada. Bu spreadle çok daha rahat işlem yapabilirim ve istediğim anda alıp istediğim zaman satma şansına sahibim. O zaman ben fiziksel bir işlem yapmayayım. Forex'te hesap açayım ve bu işlemi yapayım diyor. Ki bir yere kadar haklı. Ama bilmesi gereken şöyle bir şey var. O hani nakitin zahmetine girmiyor ya. O nakit zahmetine girmemesi karşılığı ona bu hizmeti sunan sistem ondan gecelik taşıma maliyeti alıyor ya da gecelik taşıma maliyeti ödüyor. Bak buraya kadar hiç söylemediğimiz bir şey. Mesela sen gittin 100 bin dolar büyüklüğünde pozisyon açtın. Her gece 2 dolar TL üzerinden konuşuyorum. İki para birimi arasındaki borçlanma faizi miktarı farkı üzerinden hesaplanan bir swap faizi ödüyorsun. Dolar alırsan şayet. Niye? Çok saçma. Neden? Her şey dijital. Ben o parayı aldım diye başka bir şirket gidip bir yere 100 bin dolar para mı yatırıyor? Gerçekten bu işlemi yapmadığın için, sadece açığa bir emir verdiğin için senin yerine o işlemin riskini alan bir piyasa var. Yani sen taşımıyorsun o doları ama onu taşıyorlar başka bir yerde. Taşıyan adam o taşıma maliyetini alıyor senden faiz farkı olarak. Saçma sistem. Değil. Sistem. İlginç. Evet ilginç ya ve ilginç. Haklı. Ben kaybedersem ama, de zaten onu sistem benden alıyor kesiyor çatır çatır teminatından. Bu bir teminat değil bak bunu yanlış düşünüyorsun. Bu birisinin ettiği kar da değil. Bu sana bu hizmeti sunan aracı kurumun ya da forex şirketinin cebine koyduğu bir para da değil. Bu bir maliyet. Hmm. Onlar için de maliyet. Bu piyasa üzerinde oluşan bir maliyet. Açığa yaptığın işlemin faiz farkından oluşan iki para çifti arasındaki faiz farkı arasında oluşan bir maliyet. Ve o maliyet ödenmek zorunda. Swap konusunu detaylandırırım. Mesela biz swap faizleri üzerinde oynayarak dolar baskılamaya çalışıyoruz. Daha önce bir videoda anlatmıştım diye hatırlıyorum. Kısaca değinmiştim. Geceleme maliyeti. Büyük yatırımcılar gidip TL'ye karşı pozisyon açıyorlar. Dolar nasıl olsa yükseliyor, TL nasıl olsa değersizleşecek diye. Ve onlar zamanı geldiğinde pozisyonlarını kapatmak için açtıkları pozisyon miktarı kadar TL'ye ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü TL borçlular aslında. Ve o TL borcunu yerine koymak zorunda. O TL borcunu yerine koymak için bizim bankalarımıza başvurduğunda Londra'daki büyük yatırımcı, bak bu aslında çok enteresan, Forex'ten çıktı konu, bizim swap oyunlarına girdi. Evet. Londra'daki TL'ye karşı pozisyon almış adam, o pozisyonu kapatmak için TL'ye ihtiyaç duyduğunda, bizim bankalara verilen talimatla, banka diyor ki, ya diyor, şimdi diyor şartlar biraz değişik, telefonda, basite indiriyorum. TL veririm ama diyor faizi diyor gecelik 500 %500. Evet. Ne diyorsun sen ya diyor karşıdaki. Vallahi diyor işine gelirse yoksa TL bulamazsın. Adamın pozisyon kapaması lazım. Diyor ki eyvah yandık. Ya bir yerden TL bulacak ya o parayı verecek alacak. O faize katlanıp alacak. Varsa eğer TL bulma yöntemi mesela şu. Varsa adamın Türkiye'de herhangi bir yatırımı, borsada parası, tahvili, bonosu neyse. Diyor ki ben o varlıkları satarım. Oradan gelen TL'yi kullanırım. Yoksa eğer o faize katlanmak zorunda. Yandı yani adamın evet. Dili, damağı. Anladın mı? Sen adama bu çelmeyi takarsan bu adamı ertesi zaman nasıl güvendireceksin? Aynen öyle. Adam şimdi bunu yaptığın zaman ne oluyor? Londra'daki adam ertesi akşam TL'ye karşı pozisyon alamıyor. Diyor ki diyor ben diyor gene bu işi yaparsam, TL şortlarsam bana diyor oradan kafama vuracaklar. En iyisi buna bulaşmayayım. Bunu yapmadığı zaman da TL'nin değeri düşmüyor takdir edersin. Dolar alıp TL evet. Satmamış oluyor adamlar.
talep düştüğü için de TL'nin değeri düşmüyor ya da yükseliyor. O yüzden swap oyunları yaparak, biz adama astronomik swap faizleri ödemesini zorunlu kılarak böylelikle doları baskılıyoruz. Evet. Ama işte bunun acı acı sonuçları oluyor. Adam diyor ki, bu piyasa benim için güvenini tamamen yitirmiştir. Çünkü burada artık enteresan olaylar dönüyor. Swap bu. Şu ana kadar söylememiştik, şimdi söylüyoruz. Şimdi hiç bilmeden, hiçbir demo işlemi yapmadan Forex hesabı açar. Nasıl olsa dolar yükselecek diye dolar pozisyonuna girersin. Dolar bir kuruş artar. Dersin ki kazandım ben çok güzel para. Gece bir bakarsın, cart diye swap girmiş. Aa, bu ne? Swap. Benden niye bu para kesildi? Evet. Ya da hesaptan bu niye teminat azaldı? Böyle ufak tefek paralar da değil ha. O swap faizleri işte burada işliyor. Onlar sürekli de değişken. Evet. Kurumlar sürekli güncelliyor. Forex'te işlem yapacaksan swap'ı da bileceksin. Spread'i de bileceksin. Swap'ın hangi günlerde 3 gecelik ödendiğini de bileceksin. Forex piyasası 5 gün 24 saat boyunca açıktır. Hafta içi pazartesi, daha doğrusu pazar gece çift sıfırdan hemen sonra açılır. Cuma gece 24 çift sıfıra kadar açık kalır. Cumartesi pazar kapalıdır. Evet. 5 gün 24 saat boyunca açıktır Forex piyasası. Avantajlarından bir tanesi de budur aslında. Çünkü sen borsa yatırımcısıysan saat akşam 6'dan sonra oluşabilecek bir riske ya da gelişmeye en iyi ihtimalle ertesi sabah 9.30-10'da tepki verebiliyorsun. Ama Forex'te öyle değil. Ani bir gelişme, saat 9'da bir şey açıklandı. 9'u 5 geçe aksiyon alıp işini halledebiliyorsun. Evet. Forex'e alternatif VIOP'tan bahsediyorum. Vadeli işlemler ve opsiyon piyasası. İşte o piyasa da böyle. 10 kaldıraçlı bir piyasadan bahsediyorum. Ama o piyasanın da kapanış saati var. Ve o kapanış saatinden sonra olacaklara sen yine bir şey yapamıyorsun. Ki genellikle bizde önemli açıklamalar, önemli kararlar piyasalar kapandıktan sonra yapılıyor. Amerika'da bir şey olduğu zaman da genellikle bizim piyasalarımız kapalıyken oluyor. Bunlara aksiyon alamıyorsun, elin kolun bağlı. Saat 9'da atıyorum tamamen bir bakanın istifası. Ben de alacağım. Daha önce bir başbakan görevden alınmıştı. Akşam saat 9 muydu, 10 muydu ne? Kimsenin durumla ilgili en ufak bir aksiyon alabilme şansı yok. Ama Forex piyasasında işlem yapıyorsa daha o toplantıya girildiği anda, o söylentiyi duyduğun anda ona göre bir şekil alabilirsin. Başından geçenler videosunu çekerken onu muhakkak anlat. Şey mi? Telefonda Berat Albayrak. Evet, Berat Albayrak. Onun sana bir 4000 dolarlık bir takdimi olmuştu. Yok, biraz daha fazla. Fazla mı? Tamam, onu anlatırsın. Kısa günün kârı. Bir de sözünü bir parantez açayım. Ek bir bölüm istiyorum senden. Serinin içinde değil, serinin devamı niteliğinde değil. Bir bonus bölüm. Başta da şu olacak. Forex sözlüğü. Ha, güzel. Tamam. Kelimeler. Kelimelerin. Evet. Kavramlar. Kavramlar. Mantıklı. Devam edebiliriz. Ben unutmayayım diye videoya not attım. Eyvallah. Şimdi son olarak şeye gireceğim. Buraya kadar anlattıklarımla ilgili var mı bir sorun? Anlamadığım bir şey? Hayır, yok. Son olarak şeye gireceğim. Yine bilinmesi gereken önemli bir nokta. Videoyu bu bilgiyle kapatayım. Aracı kurumlar aslında aracı kurum adı altında aracı kurum olmayabilir. Bu SPK, Türkiye'deki yasal aracı kurumlar için de böyledir. Yurt dışındaki Forex oynatan aracı kurumlar için de böyledir. Ne demek? Ne demek? Aracı kurum şudur aslında. Borsa oynayanlar çok aşina, Forex yapanlar da aşinadır az çok. Aracı kurum senin piyasaya emir göndermek için kullandığın bir aracıdır. Sen yatırım şirketine dersin ki ben işte bilmem kaç lot şu hisseden almak istiyorum diye emir gönderirsin. O aracı kurum aracılığıyla borsaya gider. Borsada işlem gerçekleşir. O aracı kurum aracılığıyla her şeyi yapmış olursun. Senin bağlantın odur. Evet. Piyasaya olan bağlantın aracı kurumdur. Evet. Borsa için bu çok güzel. Forex için de aslında aynısıdır. Forex piyasasına o fiyat sağlayıcılara bağlıdır aracı kurumlar. O fiyat sağlayıcıya senin verdiğin emri gönderir. O hani döviz bürolarında alışla satış arasında fark var ya, az önce spread diye açıkladım. Forex'te de bir spread miktarı var. O spread miktarını cebine koyar, kâr eder. Aracı kurumun görevi aslında bu kadardır. Ama bazı aracı kurumlar aracı kurum olmaktan çıkar.
sana bunu söylemez. Senin bundan hiç haberin olmaz. Sen emri yazar gönderirsin kullandığın uygulama üstünden. Aracı kurum pozisyonunu açar yine o yazılım üzerinden. Ama emri piyasaya yollamaz. Bu ne demek biliyor musun? Hayır. Sana karşı oynuyor. Sen kâr edersen onun cebinden alacaksın parayı. Sen kaybedersen o senden alacak parayı. Onu piyasaya göndermedin. Bütün para, bütün risk kasada. Şu anda o kurumun üstünde, aracı kurumun üstünde. Ve sana karşı oynuyor. Peki etik mi sence? Değil, çünkü para piyasaya girmiyor. Sistemi etkilemiyor senin yaptığın yatırım veya bir şey. Gizli kalıyor. Bir. Evet. Senin belki işte çok küçük meblağlar için bahsetmiyorum ama büyük meblağlardaki işlemin aslında piyasada bir fiyat oluşmasını sağlayacak. Evet. O piyasaya gitmediği için senin o işlemin fiyat hayali oluşturmuyor. Şey. Sen dolar alış işlemi girdin. Belki çok zengin bir adamsın. Dolar alış göndereceksin piyasaya ve piyasada bir fiyat hareketi yaptıracak evet. bir adamsın. Ama gittin aracı kurumuna verdin. Adam hiç göndermedi bile. Senin o hareketin yok. Tabii. Hatta Bitcoin piyasasında bazı gruplar var. 2000-3000 kişilik böyle gruplar. Evet, birleşik hadi şunu hareket yapıyoruz yaptırıyorlar. Deyip. Evet. Onun gibi. Evet. Şimdi birincisi bu. Senin verdiğin emir piyasada yankı bulmuyor. Çok önemli değil. Küçük yatırımcısındır. Zaten o kadar büyük yatırımcı yoktur dünyada bence yani. Bir fon falan olman lazım. O fonlar da bu kıytırık aracı kurumlarla iş yapmazlar. İkincisi, abicim bak sen artık aracı kurum değilsin. Sen bana karşı oynayan bir oyuncusun. Sen diyorsun ki sen oynadın ama muhtemelen kaybedeceksin. O %92'nin içinde olacaksın. Ya da o %80 neyse kaybeden çoğunluğun içinde olacaksın. O yüzden riskinin tamamını ben alıyorum. Kaybedersen bütün paranı bana kaybedeceksin. Ben o spread beni kesmez diyor. Kazanırsan da diyor sana öderim. Türkiye'de bir adamın pozisyonları koskoca bir aracı kurumu patladı. Çünkü aracı kurum piyasaya göndermiyor. Kendinde tutuyor emirleri. O riski alıyor. Ve adamın hareket ne oluyor? Ve adamın pozisyonları kol böreği gibi. Boyunu aşıyor kurumu. Evet. Yani Forex böyledir baba. Yani büyük. İş büyük. Para da büyükse aracı kurum da ödediler parasını adamın ama. Ödeyecek SPK'ya bağlı. O güzelliği var. Evet. Yalnız yine ince detay. Aracı kurum sana karşı oynuyor. Ve sen eğer kazanırsan onun cebinden alacaksın ya parayı. Aracı kurum diyor ki ya ben buna acaba biraz cilve mi yapsam?